Tekrardan hoş geldin arkadaşım. Artık sorularla devam edebiliriz. Öğrettiğim, daha önce bahsettiğim o sözel mantıktaki bilgilerin sorularda nasıl uygulandığını göstereceğim şimdi. Çeşit çeşit sorular var. Her soruda neye dikkat etmen gerektiğini özellikle dikkat etmeni istiyorum. Çünkü burada sorunun cevabı değil asıl amaç. Burada önemli olan neye nasıl ulaşıyorum. ÖSYM bir bilgi verdiğinde başka bir bilgiye ha demek ki bu şekilde ulaşılıyormuş gibi o mantıksal yürütmeleri de yapmanı istiyorum. Bakalım. 12 sayfalık bir gazetede 3 sayfa ekonomi haberlerine, 2 sayfa güncel konulara, 1 sayfa köşe yazılarına, 1 sayfa reklamlara, 3 sayfa siyaset haberlerine, 2 sayfa da spor haberlerine ayrılmıştır. Sayfaların dağılımı ile ilgili şunlar bilinmektedir. Köşe yazıları 7. sayfadadır. Şimdi demek ki 12 sayfa diyor ya, burada bir sıralama söz konusu. Ne demiştim? Sıralama varsa tabloyu her zaman sıralamadan kuracağız. Kaldı ki zaten burada bir sıralama var, bir de haber ya da işte sayfaların isimleri var. O yüzden şöyle aşağıda gördüğün gibi onu da bir göstereyim. Şöyle bir çizim oluşturduk. Ben altlarını şimdi karaladım. Boş görünüyor. Beraber doldurmak istedim. Ama kitapta zaten çözümünü göreceksin. Şimdi bakalım. Diyor ki beraber bir şöyle alayım. Evet. Köşe yazıları 7. sayfadadır. Şimdi bir kere hani burada 3 sayfa ekonomi falan demiş ya, bu sayılar benim için çok önemli. O yüzden ben ne yapıyorum ilk başta? Ne demiştim daha önce? Sayı verdiyse o sayıları mutlaka not al. Çünkü bazen diyelim 3 sayfa ekonomi demiş. Bunların ikisiyle ilgili bilgi verdiğinde o bir tane kaldığı bilgisini de birazdan kullanacaksındır. Boşuna vermiyor. O zaman yazdım. 3 ekonomi. 2 güncel demiş. 2 güncel yazdım. Bir köşe demiş, bunu da yazdım. Bir sayfa reklam demiş, bir reklam dedim. Üç siyaset ve iki spor demiş. Tamam, bunlar dursun. Köşe yazıları 7. sayfada. Hemen birazcık şöyle ineyim. Orayı geçtim. Köşeyi 7'ye yazıyorum. Ve dikkat edersen köşeyi yazdım ya. Zaten bir köşe yazısı vardı. Köşe gitti mi? Gitti bak, üstünü çizdim. Devam ediyorum. 2 ve 3. sayfalar güncel. Hemen dolduruyorum. Güncel. Peki kaç tane güncelim vardı benim? 2 tane güncelim vardı. O zaman bunun da üstünü çizdim, öyle değil mi? İşte neyi yerleştiriyorsan üstünü çizmek çok önemli burada. Peki spor haberlerine ait sayfalar yan yanadır. Şimdi burada bir sürü spor haberlerine ait sayfaların yan yana gelebileceği yerler var. Ben bunu şu an yerleştiremiyorum ama sembolleştirebilirim. Şimdi yan yana bloklarsa bunlar, o zaman ben şöyle bir şey aramıyor muyum? Spor şeklinde bir blok aramıyor muyum? Yani ben bu bloğu bu şekilde yerleştireceğim. Şu an nereye yerleştireceğimi bilmiyorum ama böyle yerleştireceğimi biliyorum. Devam edelim. Bu arada şunu da söylemiştim. Şimdi mesela bu bilgiyi kullandım ya, bir saniye. Göremedim. Bu bilgiyi kullandım ya, sildim. Bu bilgiyi kullandım, sildim. Ama daha spor haberlerini silmedim. Bu bir dursun. Çünkü yine söylüyorum, hiçbir bilgi sana boşuna verilmeyecek arkadaşım. Devam. Ekonomi haberlerine ait sayfalardan biri 5'tir. Ha, hemen buraya ekonomi yazdım. Ama ekonomi kaçtı? 3'tü. O zaman ben ne yapacağım bunu? 2 şeklinde şöyle birazcık yapayım. 2 diye düzelttim. Devam ediyorum. Bu bilgiyi de kullandığım için bu da gitti. Siyaset haberlerine ait sayfalardan biri de 9. Hemen buraya da siyaset yazdım. Peki siyaset kaçtı? 3'tü, 2 oldu. Şimdi o zaman elimde 2 ekonomi, 1 reklam, 2 spor ve 2 siyaset var. Peki bu tabloya göre, şimdi spor yan yana olacağı için 1'e gelemez, 4'e gelemez, 6'ya gelemez, 8'e gelemez. Neye gelebilir? Ya 10-11 olur ya 11-12. O zaman ben bu mantıkla burada kesinlikle bir spor olduğunu biliyor muyum? Çünkü 10-11'de desem spor, 11-12'de desem spor. Şu an ikinci sporun nereye geleceğini bilmiyorum sadece. Peki şimdi sorumuza dönelim. Bazen tablo tamamlanmayacak ama sana sorularda verdiği bilgilerle de tamamlanabilir. Hemen kalemimin rengini değiştiriyorum şimdi ve bakalım ne diyecek bize. Siyaset haberleri
6 ve 10. sayfalarda. Zaten iki siyaset vardı. O zaman bir siyaset burada ve bir siyaset buradaysa o zaman mecburen spor buraya gelmedi mi? Yani ben bu bloğu ne yaptım? 11-12'ye yerleştirdim. Şimdi ne kaldı? 1-4-8. Bunun bu arada bu sporu da yerleştirdim. İki siyaset bu da gitti. O zaman iki tane ekonomiye, biri de reklama gidecek. Artık bilgilerim bu kadar. Daha fazla bir bilgi yok. Ben de bu kadarıyla yorumlayacağım. O zaman hangisi kesin olarak doğrudur diyor. Demek ki 1, 4 ve 8 ile ilgili bir yorum yapamam. Neden yapamam? Çünkü orada bir kesin bilgi yok. Geriye kalan günlerle ilgili, daha doğrusu sayfalarla ilgili kesin bilgiye sahibim. Reklamlar birinci sayfadadır. Evet, olabilir ama olmayabilir. Reklamla ilgili net bir bilgi söyleyemem. O yüzden A seçeneği gitti. Spor haberleri 11 ve 12. sayfalardadır. Evet. Neden? Çünkü siyasetle ilgili bilgi verdikten sonra zaten yan yana kalan bir 11-12 boşluğu kalıyor. O yüzden doğru cevabım nedir arkadaşım? B seçeneği. Hemen zaten tablo kurulduktan sonra diğer soruları da cevaplamak daha kolay oluyor. Şimdi bakalım. Şimdi böyle net bir tablomuz vardı. Dikkat edersen bu tabloda 11-12'ye sporu yazmadım. Veya 6 ile ona siyaset yazmadım. Neden yazmadım? Çünkü o oradaki bilgiydi. Yani bana 5. soruda böyle bir bilgi verdi. Ama yukarıda ne demişim ben? Birbirinden bağımsız olarak cevaplayın. Şimdi o bilgi o soruyu çözdürmek içindi. Bitti. O yüzden ben artık ham tabloma döndüm. Yani kırmızısız olan tablom tekrar burada. Şimdi bakalım ne istiyor benden. Diyor ki kesin olarak doğrudur. Verilen bilgilere göre. Şimdi ben şunu biliyor muyum? Normalde spor bir şeyim vardı benim, öyle değil mi? İkili ya 10-11 ya 11-12. Ama her halükarda burada spor olduğunu biliyor muydum ben? Evet. Neden? Çünkü 10-11 veya 11-12. O yüzden bu 10'da da spor olabilir ama emin değilim, yanına soru işareti koydum. 12'de de spor olabilir, emin değilim, yanına soru işareti koydum. Emin olduklarım net ama diğerleri soru işareti. Bu arada ben mesela güncel konuların üzerine çizdim ya, hani başka güncel konu yok, o yüzden gelebilecek yer yok diye orada belirttim. Ama şimdi bak sana çözümünü gösterirken dikkat et, ne yaptım? Üzerini şurada çizdim mesela, tamam mı? Bunu burada çizdim. Orada sadece çözümü yazmak için o şekilde gösterdim. Peki spor haberlerine ait sayfalardan biri 11'dir. Evet, bak kesin olarak doğru. Yani sana sporla ilgili yan yana diye geldim. Evet, orada 10, 11, 12 var. Hocam emin değilim ama şu mantığı yürütebilirsin. 10, 11, 12'de ortak payda kesişen nokta zaten 11. Yani 11'de kesinlikle olduğu doğru. Ama 10 veya 12 ile ilgili bir yorum yapabilir miydim? Hayır. O yüzden cevabım neymiş arkadaşım? Adana. Çünkü bize kesin olanı soruyor. Devam. Tekrar bağımsız diyor ki hiçbir ekonomi haberi sayfasının yan yana olmadığı bilindiğinde hangisi kesin olarak yanlış? Şimdi ekonomi neydi? Bir tane vardı. İki tane daha ekonomimiz vardı. Hatırla, 3 ekonomi çünkü. Yan yana olmayacak. O zaman şunu yapabilir miyim? Demek ki 4'e ekonomi gelmeyecek, 6'ya ekonomi gelmeyecek. Bunu biliyor muyum? Evet. Spor yine burada mıydı bir tanesi? Bundan eminim ama diğerinden emin değilim. O zaman geriye kalan o 3 ekonomi nereye gelebilir? Buraya ekonomi gelebilir ama soru işareti. Emin değilim. Buraya bir diğeri gelebilir ama emin değilim. 10'a gelebilir ekonomi ama emin değilim. 12'ye gelebilir ama emin değilim. Yani olasılıklarım 1, 8, 10 ve 12. Şimdi kesin olarak yanlıştır diyor. Ekonomi haberlerine ait sayfalardan biri 1'dir. Evet, olabilir. Şimdi kesin olarak doğru dese kabul edemem. Ama kesin yanlış değil, olabilir. İhtimal var. O zaman A seçeneği gitti mi? Gitti. Ekonomi haberlerine ait sayfalardan biri 8. Evet, bak böyle de bir ihtimalim var. Bu da gitti. Ekonomi haberlerine ait sayfalardan biri 6. Hayır. 6 niye olmazdı? Hiçbir yan yana gelemez. 5'te ekonomi olduğu için 4 ve 6'ya getirdiğimde mecbur yan yana gelmiş olacak. O yüzden bu kesinlikle nedir arkadaşım? Yanlıştır. Tamam mı? Peki. Son sorumuza da bakalım. Diyor ki tüm ekonomi haberlerinin köşe yazılarına, şimdi o deminki ekonomi orada kaldı. O 7. sorudaydı. Şimdi 8. sorudayım.
tüm ekonomi haberlerinin köşe yazılarından önceki sayfalarda bulundu. Köşe yazısı 7'deydi. E kaçta ekonomi? 3 tane. Biri zaten 5'te. O zaman ekonomi burada olabilir mi? Köşe yazısından önce evet. Ekonomi burada olabilir mi? Evet. Peki ekonomi burada olabilir mi? Evet. Spor burada mıydı? Artık bu da net bilgiydi. Bunu da yazdım. Şimdi bütün ekonomiler köşe yazılarından önce mi? Evet. Bize neyi soruyor? Kesin olarak doğrudur. Bakalım. Tüm ekonomi haberleri arka arkaya sayfalardadır. Hayır. Yani 4, 5, 6 evet olabilir ama 1 de var ihtimal. Yani 1, 4, 5 de olabilir. O yüzden hepsi kesinlikle arka arkayadır diye net bir bilgim yok. O yüzden bu gitti. Tüm spor haberleri siyaset haberlerinden sonradır. Şimdi spor, hayır, affedersin, kesin olarak doğrudur diyor. Tüm spor haberleri siyaset haberlerinden sonradır. Hayır, şöyle olabilir. Burada spor olup siyaset burada da olabilir. Öyle değil mi? O yüzden ben böyle bir bilgiye ulaşamam. Yani spor eğer 10-11 sporsa 12'de siyaset olma ihtimali var. O yüzden ben buna kesinlikle ulaşamam, gitti. En az 2 siyaset haberi arka arkaya sayfalarda yer almaktadır. Şimdi şöyle, 1-4 ekonomi olsa 6 siyaset olur, 9 siyaset olur, 12 siyaset olur. Kesin bir bilgi yok ki, değil mi? Siyasetin gelebileceği yer 8 var, 12 var. Yani illa böyle olacak diye bir şey yok. O yüzden C seçeneğine de kesin olarak ulaşamıyorum. En az 2 ekonomi haberi arka arkaya sayfalarda yer almaktadır. Şimdi birincisini 1 kabul edelim. Tamam. Ama diğeri ya 4 ya 6. Doğru değil mi? E 5 zaten ekonomi değil miydi? Evet. O zaman 6'da da olursa mutlaka en az 2 tanesi yan yana. Hadi 6'da olmasın, 4'te olsa yine en az 2 tanesi yan yana. O yüzden ne diyeceğiz arkadaşım? Evet, bu kesinlikle doğru. En az 2 tanesi var. Ha belki 3'ü yan yana. O da olabilir. 3'ü deseydi net bir şey diyemezdim. Mesela A seçeneğini diyemezdim. Ama 2 tane için evet kesin konuşabilirim. O yüzden cevabım D seçeneği. Umarım faydalı olmuştur. Burada yine söylüyorum, soruların değerine çok bakma. Burada amaç, çünkü ÖSYM'nin soruları farklı farklı değil aslında. Yani baktığın zaman bir şablonun etrafında dönüyor gibi. Burada önemli olan hangi bilgiye nasıl ulaşıyorsun, örtülü anlamlar nerede, bunu keşfetmeyi sağlamak. Ben de buna yardımcı olacağımı düşünüyorum. Bir sonraki soruda görüşeceğiz arkadaşım. Hoşça kal.